erken seçimi isteyen kitle şansını çok zorluyor. Bu adaylarla olmamalı. Beni çok iyi tanırlar. Yani trajedi. Bu aklım almıyor bunu. Senin de yüz binlerce çocuk kayboluyor. Ve millet cinnet geçiriyor. Bir çözüm bulunması lazım. Bu şekilde çözüm yok. Bak, Murat Kurum, Ahmet Arslan, Binali Yıldırım. Her türlü şeye gelebilir gibi. Vallahi ben Selahattin Demirtaş'ı sevmem. Gün geçti daha da kötüye gidiyoruz. Mutlaka bakın. 29 Ekim'den sonra bak. Göksoy Hastanesi'nde çalışmıştım. Hiç ayrı alamet değil yani bunlar. Yapacak başka bir şey var mı? Onlara hakkımı helal etmiyorum. Baka geldiği zaman göbek atarlardı ya. Ekrem İmamoğlu'nun kol kanat gerdiği PKK'lılar kazandı. Bu adaylarla olmamalı. Ya bunlar Türkiye'nin sorunlarını ve şeylerini kaldıracak yapıları yok. Onun için ha erken ha geç, çünkü adam yok yapacak. Peki son zamanlar karşınıza çıkmıştır. Yeni doğan çetesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya yeni doğan çocuk sorunu sırf bugün değil, ülkemizde yıllardır. Belki senin de yüz binlerce çocuk kayboluyor. Ve bunlar 2016'dan beri hiç yayınlanmıyor bile. Yani çocuk sorunu yeni değil ki. Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'a ziyareti hakkında ne düşünürsünüz? Özgür Özel'im, şöyle söyleyeyim size. Normal bir şey, normal karşılıyorum. Herkes herkesten görüşebilir. Bu normal bir şeydir. Biz şimdi burada bir partili olarak CHP partisindeyim. Geçtik kolları başkan yardımcısıyım. Normal karşılıyorum. Şimdi biz de doğudan gelen insanız. Doğu insanıyız. Doğu insanını tanımadan bir siyaset yapamayız. O da bir doğulu. Bizim doğulumuz. Bizim Selahattin Demirtaş bizim için bir tanedir. Ve görüşmesini güzel karşılıyorum yani. Erken seçim ister miyiz? Tabii ki bir erken seçim gerekli tabii ki. Bu konuda da gereken adımların atılmasını acilen istiyorum. Bu hükümetin bu şekilde gitmesi bizi kınıyor. Bu şekilde olmaması gerektiğini de söylüyorum yani buradan. Erken seçim olması bizim için daha iyi olacak. Peki yeni doğan çetesi hakkında ne düşünüyorsunuz? O konu için bir şey diyemem. Şöyle söyleyeyim sadece, yeni doğan çetesi için gereken cezaların verilmesini istiyorum. Bunun için de bütün partilerin bunun üzerinde yoğunlaşmasını istiyorum. Bunun için gereken ceza neyse onun en büyük bir şekilde verilmesini istiyoruz. Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Şimdi ülkenin şartlarını görüyorsunuz. Burada Ekrem İmamoğlu gibi bir adamın olması bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunun neden daha iyi olmasını düşünüyorum? Gençlerle iletişim halinde olduğundan dolayı çok seviniyorum ve Cumhurbaşkanlığı ona yakışır ve ülkemizin daha iyi şartlara getirmesi onun için daha iyi olur. O bizim için gereken her şeyi yapacağını ben güveniyorum. Bu yüzden Ekrem İmamoğlu'nun olması bizim için daha iyi bir şarttır. Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'a ziyaret hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ben düşünce olarak o taraftayım ama Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesini istemiyorum açıkçası. Neden istemiyorsunuz peki? Yani yapmış olduğu eylemleri zaman içerisinde geçmişte TV'den takip ediyorum. Dolayısıyla Türk kültürüne, Türk milliyetçi bakış açısına çok sıcak olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani tasvip de etmiyorum. Peki durumlardan memnun muyuz? Erken seçim istiyor muyuz? Yani erken seçim olabilir ama durumlardan memnun değilim. Yani peki, Türkiye'nin genel durumundan memnun değilim. Erken seçim olursa sizin lider adayınız kimdir? Yani İmamoğlu'nu isterim. Evet. Neden İmamoğlu? Yani aktif, hareketli, dolayısıyla dünyayı tanıyan, bilen, dolayısıyla siyaseti de bilen, ekonomiyi, ticareti de bilen bir şeyi barındırıyor. Yani ona vermeyi düşünüyorum. Onun da olmasını istiyorum açıkçası. Peki yeni doğan çetesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani trajedi. Bu aklım almıyor bunu. Dolayısıyla bunun üzerine daha fazla gidilmeli. Demek ki özel hastaneleri biraz daha göz önünde bulundurup irdelemek lazım diye düşünüyorum. Yani çok rahatsızım bu konuda ve takip ediyorum. Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'ı ziyaret hakkında ne düşünürsünüz? Gayet normal, doğal. Yapılması gereken şey bence. Bundan düşünecek bir şey yok. Peki erken seçim ister miyiz yoksa iktidardan memnun muyuz? Erken seçim istiyoruz. Yani muhakkak bir çözüm bulunması lazım. Bu şekilde çözüm yok. Gün geçti daha da kötüye gidiyoruz. Yapacak başka bir şey var mı?
Peki duymuşsunuzdur Yeni Doğan Çetesi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi bununla ilgili düşünecek ne var? İnsanlık dışı bir suç. Bence yeni Sağlık Bakanı da bu işi zamanında İstanbul İl Sağlık Müdürüken onlara et sakladı. Onun üzerine taltif aldı. Bakan oldu. Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'ı ziyareti hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bunlar siyasetçi. Bunlar hani bugün kavga ederler. Yarın sarmaş dolaş olurlar. Ya hepsinin de şeyi aynı. Lider olmak, öne git çıkmak. Ama bence de normal yani. Eğer suçluysa şeyini çıkacak mahkemenin neticesinde. Çıkacak. Ama bu kadar uzun sürede içeride kalması biraz bir siyasetçi için çok ayıp bir şey. Biz bunları çok önce yaşadık hepsini. Anladığım kadarıyla. Zamanında, Ecevit zamanında çok yaşadık. Siyasetçileri de bir güveniniz yok anladığım kadarıyla, doğru mu? Yok, şu anda hiç yok. Peki erken seçim istiyor musunuz? Vallahi bir an evvel olsun, çünkü bu ortamı biliyorsunuz, görüyorsunuz. Ve millet cinnet geçiriyor. Kimse kimseye selam vermeye korkuyor. Selam verirse o küfür ediyormuş gibi geliyor. Haliyle yani çok gergin bir ortam var. Peki olası bir erken seçimde lider adayınız kimdir? Vallahi ben parti tutmuyorum. Yani şu anki ben yani Özgür Özel'i bile o kadar yani bir Tayyip Bey'in şeyi gibi göremiyorum, yani bir dirayet göremiyorum. Ve bu işler bugün yani kimin eli kimin cebinde? Dün mesela Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı, ben seni Cumhurbaşkanı yapmam diyordu. Ama şimdi dümen suyunda arka arkaya gidiyorlar. Ama onun için de bunların sağ solu pek belli olmaz. Kime de bir şey diyemem. Peki Yeni Doğan Çetesi var biliyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya bu canilik, başka hiçbir şey değil. Yani bir yeni doğmuş bir çocuğunu yazık günah yani o vaziyette yapmaları anormal bir şey yani. Vallahi insanın tüyleri ürperiyor. Ve nalet tokuyorum hepsini. Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'ı ziyaret hakkında ne düşünüyorsunuz? Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'ı ziyareti hakkında yani kapalı kapılar ardında bir şey konuşulduğunu hiçbir şekilde geleceğe ilişkin, devlete ilişkin ya da durumu kurtarmak hakkında bir şey için konuşulmadığını düşünüyorum. Kendi çıkarları için görüşüldüğünü düşünüyorum. Peki durumlardan memnun muyuz? Erken seçim istiyor muyuz? Erken seçim istiyorum. Sağlığın, eğitimin piyasalaştığı bu durumda özellikle gündemimizi görüyorsunuz. Bütün suçluların dışarıda olduğu, parası olanların dışarıda olduğu, fenomenlerin dışarıda olduğu, tutuklanamadığı, biliyorsunuz Yeni Doğan Çetesi var. Doktorların denetlenmediği, sağlık sisteminin piyasalaştırıldığı, herkese eşit sistem sunulmadığı, ancak parası olanın ilerleyebildiği bir ülkede olduğunu düşünüyorum. Parası olmayanın hiçbir şekilde ne eğitimden ne sağlık hizmetinden hiçbir şekilde yararlandırılmadığını düşünüyorum. Peki olası bir erken seçimde sizin adayınız kimdir? Ben şu şekilde bu durumda seçimde oy kullanmayı kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü CHP de gelse, AK Parti yönetiminde de devam etse gerçekten kimsenin devleti ve milleti için çalışmadığını ve herkesin cebini doldurmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani hiç kimsenin devletini ve milleti için çalıştığını düşünmüyorum. O yüzden oy vermeyi de düşünmüyorum. Yani ancak oy verebilmem için gerçekten devletini ve milletini düşünecek Mustafa Kemal Atatürk gibi gerçekten canla başla devleti ve milleti için çalışabilecek, her şeyi kamu düzeninde yapabilecek, piyasalaştırmayı düzenlemeyecek bir kişinin olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir kişinin de olduğunu düşünmüyorum şu anda. Siyasete güveniniz var mı? Hayır, yok. Neden? Neden? Bu şekilde yaşam. Standartımız berbat yani, insan yaşamıyoruz. Öyle bir hakkımız olmadığını düşünüyorum. Biz bunu hak etmiyoruz toplum olarak. Ve onun gibi daha ekstra çok şeyler var. O konuda çok muzdarip ve dertliyiz vatandaş olarak. Erken seçim istiyor muyuz? Gayet tabii ki. Peki olası bir erken seçimde lider adayınız kimdir? Yani belirlediğim bir şey yok kafamda. Bize layık olabilecek, bizi idare edebilecek, aklı başında olgun insanlar istiyoruz. Şu anki gündemde kimseyi göremiyor musunuz? Yani şu an için çok yok gibi. Peki yeni doğan bebek çetesi hakkında ne düşünüyorsunuz? O konuya hiç girmeyelim. Yaralı bir anne olarak çok kötü. Konuşacak söz bulamıyorum sadece.
bebekler yaşamalı değil mi? Yani para için bunlar olmamalı. Yani konuşamıyorum açıkçası, yaralı bir anne, evlat kaybeden bir anne olarak konuşamıyorum. Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'ı ziyaret hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumsuzum, ne diyebilirim yani? Sizce etik bir şey mi? Ben de size soruyorum, neden etik değil peki? Ya bilemem yani sonuçta. Bu konuda yorumsuzum. Peki erken seçim istiyor muyuz? Evet. İsterim tabii ki. Olası bir erken seçimde sizin lider adayınız kimdir? O da bana kalsın. O bana kalsın, aynen. Peki yeni doğan bebek çetesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kahretsin diye düşünüyorum. Ne düşünebilirim yani, sizce ne düşünülür buna? Ne denilir yani? İlk defa da böyle bir şey çekiliyor ama tabii ki hiç hoş bir şey değil. Allah katına nasıl vebale girecekler onlar? Nasıl can verecekler? Olur mu öyle bir şey? Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'ı ziyaret hakkında ne düşünüyorsunuz? Normal bir şey. Güzel bir şey. Demokrasi için güzel bir şey. Peki erken seçim istiyor muyuz? Hemen. Olası bir erken seçimde sizin adayınız kimdir? Bence İmamoğlu. Siyasete güveniyor musunuz? Şu andakilere hiç yok. Daha doğrusu hükümete yok. Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'ı ziyaret hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Selahattin Demirtaş iyi. Özgür Özel de ben seviyorum. Özgür'e ben Cumhuriyet Halk Partiliyim zaten. Ziyaret etmesinde bir sakınca yok. Olumlu. Olumlu. Peki erken seçim istiyor muyuz? Durumlardan... Erken seçim mutlaka. Mutlaka bakın. 29 Ekim'den sonra bak. Ben bir şey diyeyim. 17 Ağustos'u 5 ay ve 17 Ağustos'a bir şey var dedim. Her ses çok özür de güldüler bana. 17'si Akçay'daydım. 17 Ağustos depremi oldu. Tamam mı? 17 Ağustos depreminden sonra Pendik Tersanesi elemanıyım. İlhan Tozluoğlu. Onu bunu bilmem. Ben eşek gibi çalışmış adamım. Ben şu anda 24 milyar alıyorum. Ama şu anda %70 hükümetteki %70 Pendik Tersanesi adamı. Bak Murat Kurum, Ahmet Aslan, Binali Yıldırım hepsi Pendik Tersanesi adamı. Gemiye şu kadarcık faydası olmayan adamlar 400-500 alıyor. Ben eşek gibi çalışmışım. 380'e girmişim. Öyle bir adam ben 24 alıyorum, intibak istiyorum. Bunu bilmem arkadaş. Ben bunlara Ahmet, Binali, Murat Kurum, onlar çok güzel tanırlar. Onlara hakkımı helal etmiyorum. İntibak yasasını çıkarsınlar. İntibak. Önemli olan bu. Beni çok iyi tanırlar. 380'e girmiş adama, bana. Bana su vermeye kalktılar. Ya dalga mı geçiyorsunuz dedim. Siktirin gidin dedim. La su verince ben gömecekler beni iyice. Toprak getirin bana, toprak, ince toprak getirin dedim. Tam zamanında geldik. Yani şu anda içimde bir his vardı. İnanmazsınız. Ben 72,5-73'e doğru gidiyorum. 73 yaşındayım. Ondan sonra şey geldi. Deniz Kuvvetleri. Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı benim hocamdı lisedeyken. O dedi ki, ona dedi dokunanı atarım dışarı dedi. Ankara'dan da ona bana, hı hı. Benim için çünkü babam. Evet. Babam, bakın ben size bir şey anlatayım. Büyük Millet Meclisi'nin önünde, yani şeyde Çankaya Büyük Millet'in önünde Turgut Özal babamı durdurdu. Tapu Kadastro'da Emin Tozluoğlu eski yazıdan Türkçe'ye çevirmiş adam. Onu bilmem. Ne derseniz deyin. Ondan sonra Tozlu'ydu, Tozluoğlu oldu. Dedi ki Turgut Özal, Emin Bey dedi, şu kadarcık bir şey olur mu dedi. Hayır dedi. Olamaz dedi. Şu kadar milimetrenin milyonda biri kadar bile olamaz dedi. Yapamam dedi. Yapmam dedi. Sana yapmam dedi. Hadi anca gidersin dedi. O zaman Ahmet ufak 8-10 yaşlarında. Ahmet hani şimdiki milletvekili, artık kaç lira alıyorum bilmiyorum. Milletvekili. Ahmet Eyen'de 8-10 yaşlarında. Bakın size bir şey diyeyim mi? 17'sinde Turgut Özal öldü. Babam ne zaman öldü biliyor musunuz? Ne zaman? 22'sinde
22'sini bir dakika durun hanımefendi, bir dakika, 22'sinde aynı anda define oldu. Oğlum dedi şu kadarcık haram girmedi dedi. Haram girmedi dedi. Bu kadar basit. Ben daha bir şey demiyorum. Çok iyi oldu böyle bir şey davası. Şu kamera davası. Yani vallahi tam zamanında geldiniz yani. Peki bir soru daha sorayım. Erken seçim olursa adayınız kimdir? Kim olacak? Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'yim arkadaş. Da bunlara hayatta zırnık yok bunlar baştakilere. Ha 29 bak 17 Ağustos bak siz daha yoktunuz. Dünyada bile yoktunuz. Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Ya dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Aho! Bana bak, dinle. Atatürk'e bir Fatiha okutmayan camilerdekiler haram para yiyor. Ya bir defa ben burada bas bas bağırdım. Bas bas bağırdım. Dedim ki ben 10 Kasım'da hiç olmazsa 10 Kasım'da bir Fatiha okutun. Bas bas bağırdım. Yok. Gitmiyorum Cuma'ya Muma'ya. Niye gideyim? Neden gideyim Atatürk'e bir Fatiha? Ya Diyanet İşleri Başkanlığını kuran Mustafa Kemal Atatürk. Kim ne derse desin. Yok. Yok. 8-10 defa yurt dışına dolaşmış Diyanet İşleri Başkanı. Haram para yiyor. Haram yiyor, haram haram. Ne dersen deyi. Çok var. Karıştırma. Yaşınız kaç hanımefendi? 65 yaşındayım. 65, ben böyle bir yönetim görmedim. Ya, göremezsin ki zaten. Emekli oldum, toplu paramla ev aldım kardeşim, ev aldım. Ev aldım. Oğlumdan kaç bana... Kaç lira alıyorsunuz emekli maaşı? Biraz yüksek. 24 tane. Yani o kadar yani, aşağı. İntibak gelirse ben 2001'de emekli oldum. İntibak gelir 80-90 olur. İntibak 2001. Olması lazım ama olmaz bunlar, yapmazlar. Olacak ama iktidar değişirse olacak. Olacak, iktidar, oy vermek için yok, yapılması lazım. 29 Ekim, bir dakika bakın, 29 Ekim'den sonra bunlar gidiyor. Erken seçim var. Yani yazın, benim tahminlerim 3-7 Ekim dedim geçen sene. Üçünde ne oldu biliyor musunuz? Aşkımı yolladım, vefat etti. 7 Ekim'de de ne oldu? İsrail-Filistin'e savaş. Ama İsrail'in durumu, bak, İsrail'in durumu berbat. Bak dinleyin, Rusya Putin hakikaten çok seviyorum. Kim ne derse desin Putin'i. Putin'i çok seviyorum. Bak dikkat edin. Putin susmada. Putin susmada. Kim ne derse desin. Putin susmada. İnanır mısınız? Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'ı ziyaret hakkında ne düşünüyorsunuz? Medeni bir hareket. Peki şu anki yönetimden memnun muyuz? Erken seçim istiyor muyuz? Tabii ki istiyorum, hiç memnun değilim. Peki olası bir erken seçimde lider adayınız kimdir? Lider adayım... Yani Özgür Özel biraz şey ya, daha pişmiş değil. Çok genç. Her türlü şeye gelebilir gibi diye düşünüyorum. Yani profili bana güven de vermiyor değil. Güzel de bir öyle bir öyle. Kafa karıştırıyor. Özgür Özel'den başka peki bir adayınız var mı? Ay şey, neydi o, Zafer Partisi. Genel Başkanı Ümit Özdağ. Ümit Özdağ, evet. Evet. Çok güzel insanlar var aslında. Peki neden Ümit Özdağ? Ümit Özdağ çok düzgün bir insan. Ben de subay kızıyım. Ya çok düzgün. Askeriyeden geliyor yani. Yani onun bir disiplini var. Yani babasının vermiş olduğu, aileye vermiş olduğu o disiplini çocuk evladı da yürütüyor. Düzgünlüğü, dürüstlüğü. O da olabilir. Yani güvenilir bir insan. Güvenilir bir insan. Peki yeni doğan bebek çetesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bebek çetesi, ay facia. Facia. O demek ki koronada özel hastanelere giden şeyler, insanlar belki öldürüldü. Koronada gidenlerin de öldürüldüğünü düşünüyorsun. Yani ya aklıma o geliyor. Ben şimdi özel hastaneye gitmekten korkuyorum. Yani normal devlet hastanesini kullanırım özel. Daha önceleri gider miydiniz?
Yok, hayır, gitmedim. Hiç. Sürekli kamu hastaneleri. Tabii, tabii kesinlikle doktorlara muhteşem. Yani hiçbir şeyim yok. Muhteşem doktorlarımız var. Çok memnunum. Ama özel hastanelere asla gitmem. Asla hiçbirine gitmem. Güven sarsıldı. Ben bir süre yani eşimden ayrıldıktan sonra bir süre bir Göksoy Hastanesi'nde, bak Göksoy Hastanesi'nde çalışmıştım. Vaka geldiği zaman göbek atarlardı ya. Derdim Allah Allah, insan hasta ya. Artık acil trafik kazası, parçalanmış yüzü kan revan içerisindeki bir hastaya. Yani bu kadar insan niye bu kadar sevinir? Şimdi anlıyorum ki demek ki devlet hastanesinden yönlendiriliyorlardı. Bunlar da belki alacakları paranın sevinciyle mi? Şimdi onu idrak ettim. İnsan hastasına bu kadar sevinir mi? Ve dışarıdan içenlerde tesadüf. Aynası canlı başla içeriye taşıyorlar. Allah Allah. Hiç bunu da duyunca demek ki yani bir şeyler dönüyor ki bunlar, veya gelen yani paralarını paylaşıyorlar mı? Bunun sevincini mi yaşıyor? Yani bir hemşire ya da doktor bu kadar sevinir mi gelen hastaya? Siz kendiniz birebir tanık oldunuz mu? Yani evet, evet, evet. Yani koca bir soru işareti değil mi? Bu bebek olayı da o şey söz konusu olunca ben tamamıyla şüphelerimin doğru olduğuna inandım. Hislerimin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın. Rica ederim. İyi bakın. Çok teşekkür ederim. En geç yarın sabah 12'ye kadar yayınlanır. Kolay gelsin. Teşekkür size. Ederim. YouTube'dan takip edin bizi. Oradan görürsünüz videoyu. Tamam, tamam. Özellikle koyacağım. İsmini arka biliyorum. Haber. Arka. Erken seçim istiyor muyuz? İstiyoruz. Neden? Toplumun daha iyi ortamda yaşaması açısından. Peki olası bir erken seçimde sizin lider adayınız kimdir? Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Peki yeni doğan bebek katilleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Dehşet. Bu kadar dehşet bir şey görmemiştik hayatta yani. Hiç cevabı, sorusu bile verilmeyecek, konuşulmayacak şeyler. Dehşet yani. Böyle bir şey görmedik, şok olduk. Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'ı ziyaret hakkında ne düşünüyorsunuz? Dürüst oldukları sürece, memleket millet yararına oldukları sürece herkes ne yaparsa yapsın özgür olmamız lazım. Hep birlikte. Benim istediğim özgürlük ve adalet. Peki erken seçim ister miyiz? Bir de onu sorayım. Erken seçim. Onu tam kararlayamayacağım. Bilemeyeceğim. Yukarı tepede neler oluyor? Tam peki ne? Yarın seçim olsa kimi aday görmek istersiniz? O bende saklı. Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'ı ziyaret hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence yanlış. Neden yanlış? Yani siyasi parti yani bir koskocaman bir şey CHP'nin başı yani. Yani ne bileyim bir şey sucu var ki yatıyor orada. Değil mi? Yani bence yanlış. Ama şey güzel. Böyle Cumhurbaşkanı'nın konuşması böyle hep girgin şey çok güzel. Ben çok beğendim. Özgür Özel'i beğeniyorsun. Ha, beğeniyorum yani. Peki. Zaten o olmasa emekli para yok zaten. Emekli misiniz? Ben emekliyim. Peki. Ya, emekli için demek istemedim yani. Savunan bir insan yani. Ya bir daha girgin. Öyle eski onlar Gırşal gibi hani uzak durmuyor yani. Yani iyi birisi. Bence iyi. Erken seçim ister misin? Olsun. Peki olası bir erken seçimde senin lider adayın kimdir? Ya ben şey atacağım ya, bu Refah Partisi var ya. Neydi o adam ismi? Fatih Erbakan. Hadi abim atacağım. Peki neden Fatih Erbakan? Ben daha sıcak geliyor. Daha sıcak geliyor. Yani ben şey Özgür Özel'in siyasetini beğeniyorum. Valla bak beğeniyorum. Ama şey bu şey dedi ya Özgür Özel. Biraz bana yanlış yani. Bana yanlış yani sağa doğru gelir. Ona yanlış olan da biraz doğru gelir. Ama yapmaması lazım. Değil mi? Sen kocaman bir siyasi başkanısın yani. Kocaman şeyin CHP'nin başkanısın. Özgür Özel'sin. Ve sen çok da sevilen birisin. Ben de seviyorum. Çok sempatik yani. Vallahi sempatik. Ben o kadar şey yapmadım ya. Daha önce hani Kırşoğlu'na geziyordu. Çok gıcıklı bir şeylerdi ama şimdi çok iyi. Ben öyle görüyorum. Peki daha önce AK Parti'ye oy attınız mı? Attım. Atmaz olaydım. Pişman mıyız peki? Pişmanım ben. Ben pişmanım. Doğru konuşuyorum. Yani yapamadı ya.
Bazı şeyi yaptı, bazı şey yapamadı. Eksisine artı artı artıya götürdü yani. Götürdü. Yani bence yapamadı. En önce ekibini, şu şey marketler. Yapamadı. Size yaptım yani. Açık markete gidiyorsun 500 mü? Ha 500 mü? Yok. Ha başka şey yaptı mı? İyi olmuş işte. Şey yap, hastane yaptı ama ekibini yapamadı. Bence yapamadı. Yani onun için şey bak adam ne diyor? O dedi. Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'ı ziyareti hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani şimdi ben parti tutmadığım için ama hani onu hoş görmüyorum ben. Peki neden hoş görmüyorsunuz? Ne bileyim ben o insanları ısınamadım bir türlü. Yani Selahattin Demirtaş tarafını ısınamadın, zor mu? Yani ikisini de ısınamadım ben. Peki şu an durumlardan memnun muyuz? Bir erken seçim ister miyiz? Vallahi hiçbir şeyden memnun değilim. Emekliyim. 59 yaşındayım. Hali de buradan Fikirtepe'ye işe gidip geliyorum, çalışıyorum. Peki yarın olası bir seçimde kimi aday olarak görmek isterdiniz? Hiç kimseye oy vermeyeceğim. Kimseye de görmek istemiyorum. O dereceyim yani. Siyasete de bir güveniniz yok. Yok, hiçbir şeye güvenim yok benim. Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'ı ziyaret hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok normal kardeşim. Çok normal. Yakından izliyoruz, normal. Peki Özgür Özel'i seviyor musunuz? Bir destekliyor musunuz? Tabii izliyoruz, her şeyi biliyoruz. Tarihle çok biz ilgileniyoruz. Yani biz kısmında yani o makamda yani biz olan hassas bir insanlarız. Yani onlara biz hassas yanaşıyoruz. Çok peki erken seçim istiyor musunuz? Durumlardan memnun musunuz? Belli değil. Belli olmaz. Yani takip ediyoruz, bakarız. Peki yarın bir seçim olsa kime oy verirsiniz? Kimi yakın buluyorsunuz? Onu söylemeyiz. Önceden söylemek olmaz.